Bugün para piyasalarını etkileyen ilginç bir detayla başlayalım. Pek fark edilmedi bu detay. Şeyh Zayed, Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Türkiye'yi ziyaret etti bugün. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan var ama karşılayan heyette ilginç isimler var. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu görüyoruz. Merkez Bankası başkanları bu tip karşılamalara, törenlere katılmaz diyordu bir kaynağım bu tören esnasında. Bunun sebebini, neden orada olduğunu birazdan öğrendik. Birazdan size ben de söyleyeceğim. Siz de zaten biliyorsunuz herhalde ama Kavcıoğlu'nun yanında daha da enteresan bir isim var. Çok kısa bir süre görünüyor, kayboluyor. Bilmem tanıyanlarınız var mı aranızda? Evet, Profesör Doktor Erişah Arıcan. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyesi. İsmi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Lütfi Elvan'ın yerine geçiyor. Bir kulis bilgisine göre bakanlık ikiye ayrılacak. Lütfi Elvan ayrılacak. Faiz konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anlaşamadı. Maliye Bakanlığı'na Erişah Arıcan getirilecek. Lütfi Elvan'ın bu aralar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istediğine yönelik de Ankara'da bir takım kulis bilgileri var. Evet, fakat bu tören heyetinde bu kadar böyle normalde olmayacak insanların bulunmasının sebebini kısa süre sonra hemen öğrendik. Reuters bir haber geçti. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında swap görüşmeleri sürdürülüyor. Yani BAE ile de Türkiye bir swap anlaşmasına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası belli ki yakın. Daha önce Türkiye Katar'la 15 milyar dolar, Çin'le 6 milyar dolar, Güney Kore ile de 2 milyar dolarlık, toplam 23 milyar dolarlık swap anlaşması yapmıştı. Herhalde bu haberin etkisiyle sabah 11.6 TL'ye kadar geriledi dolar Türk lirası karşısında ama bu habere rağmen akşam saatlerinde yeniden 12 TL'nin üzerine çıktı ve orada kaldı. Bu video çektiğim dakikalarda 12-16 seviyesinde, daha da yukarıları gördü bundan kısa süre önce. Bunun da arkasında elbette Türk lirasının ve Türkiye ekonomisinin kırılganlığı var. Türk lirasının kırılganlığı çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri ekside, swapları, yani işte biraz önce söylediğim ülke swaplarını veya banka swaplarını çıkardığımızda eksi 35 milyar veya biraz daha az veya 1-2 milyar dolar daha fazla ekside olduğunu biliyoruz. Bu çok yüksek bir tutar. Pozitife geçmesi bile epey bir zaman alacak Merkez Bankası'nın. Bu büyük bir kırılganlık noktası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için. Ama bu arada sadece o da değil. 2 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz indirimlerinin süreceğini net bir şekilde söyledi. Ona kadar biz Aralık ayında bir kez daha Merkez Bankası bir indirim yapacak ama ondan sonra belki de indirim yapmayacak diye düşünülüyordu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir şekilde koydu tavrını. Büyük olasılıkla 2022'de de faiz indirimleri sürecek. Bu belirsizlik ve bu kırılganlık ortadayken, faiz indirimleri, Merkez Bankası'nın eksi rezervi ortadayken, BAE ile swap anlaşmasının da şifa olamaması çok da anlaşılmaz bir durum değil. Peki ne olursa düşer dolar. Credit Suisse, bir İsviçre bankası, ondan ilginç bir yorum var. Onu aktarmak istiyorum. Diyor ki bir kere her şeyden önce böyle giderse dolar 14 TL'ye kadar yükselebilir. Eğer Merkez Bankası hiçbir şey yapmazsa, seyrederse dolardaki hareketi. Fakat eğer Credit Suisse'e göre, İsviçre Bankası'na göre eğer 500 bas puanlık bir faiz arttırımına giderse o zaman 11 TL'ye kadar dolar geriler. İlginç bir öngörü. Ben bir faiz arttırımına gitmeyeceği düşüncesindeyim. Bunu 2 gün önceki videomda anlatmıştım sebeplerini. Çünkü Türkiye şu an artık bir seçim satımı haline girmiş durumda. Fakat bu faiz indirimine geri dönelim. Societe Generale, bu da bir Fransız bankası. Onun uzmanı Phoenix Calen şöyle diyor. Evet, olabilir bir faiz arttırımı ama bunun için, yani Türkiye bir faiz arttırımı yapmak zorunda kalana kadar çok sert, daha yani bugünkü seviyeden de daha fazla değer kaybı dolar TL'de görmemiz gerekir. Evet, şimdi bütün bu piyasadaki, para piyasalarındaki, ekonomideki fırtına hepimizin hayatını elbette etkiliyor ama iktidar partisi aslında bu faiz indirimlerini bu eriyen oylarını toparlamak için, ekonomiyi canlandırmak için yapıyor. Öyle değil mi? Bunu daha önceki videolarda incelemiştik. Fakat işte aslında evdeki hesap çarşıya uymadı iktidar partisi açısından. Çünkü ekonomi durdu, ticaret durdu. Önce vadeli satışlar, daha sonra peşin satışlar durdu. Ekonomiyi toparlayayım derken daha da aslında biraz eline yüzüne bulaştırdı. Bunun etkisiyle diyor Can Selçuk İstanbul araştırmadan, önümüzdeki dönemde AK Parti'nin oylarının %30'un altına inmesini bekliyorum. şu anda %30 civarında. Yani bu ekonomideki son günlerde yaşanan çalkantı, doların 13.46 TL'ye kadar yükselmesinin etkisiyle. Bunu Bloomberg'den aldım. Can Selçuk'un görüşünü Bloomberg International'dan. Aynı yerde MAK Danışmanlık'tan Mehmet Ali Kulat'ın da yöneticisi, kurucusu görüşü var. O da yine ekonomik nedenlerle önümüzdeki günlerde %30'un da altına gerileyeceğini söylüyor AK Parti'nin oylarının. Çok fazla zaman kalmadı. Zamanında yapılırsa 1,5 sene sonra bunu öğreneceğiz. Piyasalara geri dönelim. Altın. Altında bugün bir düşüş var. Gram altın 750 TL'nin üzerini görmüştü. Bugün 692 TL'ye kadar geriledi. Bu videoyu hazırladığım, daha doğrusu altına dair bu grafiği hazırladığım dakikalarda. Altının gerilemesinde sabah saatlerinde kurda yaşanan hafif gerilemenin yanı sıra ondan da önemlisi ONS altındaki düşüş etkili oluyor. ONS altın biliyorsunuz 1870 dolarları da geçmişti. Geçtiğimiz günlerde bir toparlanma eğilimindeydi. Amerika'da enflasyonun beklenenden yüksek gelmesiyle, ama çarşamba günü yeniden düştü ve son 3 haftanın en düşük seviyesini gördü gün içinde. ONS altın 1800 dolar civarında. Şimdi aslında altını destekleyen gelişmeler var. Onun düşmesine, yani değer kaybetmesine yol açan karşı gelişmeler var. Bunlara şöyle bir hızlıca bakalım. Bir kere Avrupa'da Covid vakalarında yeniden artışlar var. Biliyorsunuz bazı ülkelerde kapanmalar hatta söz konusu. Bu risk ortamı olduğu için altını destekleyen bir gelişme. Bu arada Amerikan tahvillerin getirileri de çok hızlı bir şekilde yükselmişti. Bu enflasyon açıklaması sonrasında, beklenenin üzerinde gelmesi sonrasında Amerika'da. Ama şimdi yine bir hafif bir gerileme oldu. Bu da altını destekleyen bir gelişme. Ama bir de karşı yönden esen rüzgarlar var altına karşı. Bu da önümüzdeki dönemde Amerikan Merkez Bankası'nın, Fed'in daha şahin bir tutuma geçmek zorunda kalacağı enflasyon nedeniyle beklentisi. Bunun da doları yükselteceği düşüncesi, beklentisi. Dolar zaten şu anda yükselişte, 96.89 yani 97 seviyesine kadar dayanmış durumda. Dolar endeksi, dolar sadece TL karşısında değil, bütün paralar karşısında değer kazanıyor. Doların altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen dolar endeksi de 96.91, yani bu videoyu çektiğim dakikalarda gün aralığı 96.93, 97'ye doğru yolculuğunu sürdürüyor. Bu da elbette altına karşı yönden esen bir rüzgar. Dolarla altının rekabetini daha önceki videolarda görmüştük. Doların bir avantajı var, faiz sağlıyor. İkisi de riskli dönemlerde öne çıkan yatırım enstrümanları, güvenli liman enstrümanlar, ama dolar genellikle bir adım önde oluyor. Borsa diyelim. Borsadaki yükseliş sürüyor. Bugün de yükselişini sürdürdü. BIST 100 endeksi bilanço rallisiyle başlamıştı. Şu anda dolar cinsinden çok ucuz olmasının etkisiyle yükseliş devam ediyor. Bu arada özellikle ihracatçı şirketlere ve bilançosu enflasyondan olumlu etkilenen şirketlere dair iyimser beklentiler var. Bu da yukarıya taşıyor borsa endekslerini. BIST 100 bugün %1,55 yükseldi. Bir aylık getiri son bir ayda %22'yi geçti. %22,46. Bugün her zaman olduğu gibi hem bazı rasyolara bakacağım, borsa yatırımcıları için önemli olduğunu düşündüğüm rasyolar, hem de HSBC'nin bu sefer yeni bir başka raporuna, dün havacılık sektörü hisselerine dair öngörülerini aktarmıştım. Bugün bankalara dair, bankacılık sektörüne dair HSBC'nin küresel araştırma biriminin yeni hedef fiyatlarını ve tavsiyelerini size aktaracağım. Önce piyasa çarpanlarında önceki gün biliyorsunuz BIST 100'deki en düşük ve en yüksek TK'lı fiyat kazanç oranlı şirketlerini görmüştük. Bugün piyasa değeri, defter değeri en düşük şirketlerine bir bakalım. Sonra da en yüksek şirketlerine de bir göz atalım. BIST 100'deyiz. PDDD, yani piyasa değeri, defter değeri en düşük şirket Halkbank. Halkbank'ın biliyorsunuz bu Amerika'daki davası üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Onun altında Vakıfbank'ı görüyoruz. 0.32. İş GYO 0.42. Yani bankalar gerçekten son derece düşük. Torunlar GYO 0.45. Türk Hava Yolları pandemiden çok ağır etkilenmişti. 0.46. Yine bir banka Akbank 0.52, Gözde Girişim 0.52, Yapı Kredi yine bir banka 0.53, Emlak Konut Gayrimenkul 0.54, İş GYO 0.56, Sabancı Holding'i biliyorsunuz FK'sı da çok düşük, 0.62, TSKB 0.64 şeklinde devam ediyor. Aşağıda yine hep bankaları görüyoruz. Albaraka, Garanti, Şekerbank, yani çok ucuz kalmış gerçekten bankalar. Buradan çıkarabileceğimiz sonuç gayet net bir şekilde bu. Bir de en yüksek piyasa değeri, defter değeri olan şirketlere bakalım. Burada da perakendecileri ve sağlık şirketleri görüyoruz. Yani bu pandemi esnasında çok sert yükseliş yaşayan hisse senetleri. Migros'un 45.72 uçmuş piyasa değeri, defter değeri oranı. Çok Marketlerin 17.58, Medikal Park'ın 14.95, Gübre'nin 13.53, Sasa'nın 10.50 şeklinde devam ediyor. Teknosoy'u, Ford Otosan'ı görüyorum. Ford Otosan'ın mesela 9.44. Ford Otosan çok büyük yatırımlar yapmaya hazırlanıyor, başlattı. Piyasa değeri, defter değeri belki bir miktar yüksek ama ona rağmen cazip hisse senedi olarak çeşitli yatırım kuruluşları tarafından öneriliyor. Daha sonra yine otomotiv şirketlerini görüyoruz. Otokar mesela 8.94, Tofaş Oto 7.80, Türk Traktör 7.36, Hektaş 6.99. Neden önemli piyasa değeri, defter değeri? Eğer yüksekse bu o hisse senedinin biraz olduğu normal olağandan daha fazla veya olması gerekenden daha fazla değerlendiğini işaret olarak değerlendirilebilir. Değerlendirir demiyorum çünkü tek başına işaret elbette değildir. İşte Ford'da olduğu gibi çok büyük yatırımları vardır. Dolayısıyla sadece piyasa değeri, defter değeriyle değerlendirmek doğru olmaz ama yine de o hisse senedinin ne oranda değerli olduğuna dair iyi bir gösterge olarak değerlendirilir. Ve son olarak HSBC'nin araştırma biriminin bankacılık hisselerine dair önerileri. Akbank için al diyor, bankacılık için iyimser. Hedef fiyatı 8.15, Garanti için al, hedef fiyatı 12.75, İş Bankası için al, hedef fiyatı 9.40, Yapı Kredi Bankası için al, hedef fiyatı 4.10, Halk Bankası için sat, azalt daha doğrusu, hedef fiyatı 3.70 ve Vakıfbank için tut, hedef fiyatı 3.70. Bunlar arasında en yüksek getiri vaadini İş Bankası şu anki seviyesine göre %36'lık bu hedef fiyatı HSBC'nin belirlediği prim potansiyeliyle taşıyor. Ondan sonra Yapı Kredi'yi ve Akbank'ı görüyoruz. Onların da %19 ve %18'lik prim potansiyelleri var. Hedef fiyatlar biliyorsunuz hemen bugünden yarına gerçekleşmesi beklenen seviyeler olarak değerlendirilmemeli. Uzun vadeli 12 aylık hedefler olarak konuluyor bu hedefler ama daha önce de ulaşılabiliyor ve elbette bu hedef fiyatlar bir garanti de değil. Yani bu yatırım kuruluşunun kendi analizine göre şirket için koyduğu veya belirlediği değerden yola çıkarak öngördüğü fiyat hedefi her zaman da tutmayabiliyor. Bu kaydı da, muhalefet şerfini de bu öngörülere düşerek bugünkü videoyu bitirelim. Yarın saat 20.30'da her zaman olduğu gibi piyasanın, ekonominin son 24 saatte bilinmeden geçilmemesi gerekenleriyle, neden düştüğüyle, neden yükseldiğiyle birlikte olacağız. Beni, bağımsız ekonomi gazeteciliğini desteklemek isterseniz Patreon'dan bana destek verebilirsiniz. Bu kanaldaki çabaya destek verebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere.